Elbap'taki askerler için mektup da yazdık. Geri düşüncelerimizi belirttik zaten. Biz askerlerimizin sonunda bırakırız. Onların orada kendileri savaş vererek bizim canımızı kurtarmak için kendi canlarını feda ediyorlar. Bizim de onlara mektup yazıp buradan okulumuzdan müdürümüz lokum yemiyor. Orada biraz moralleri düzelsin diye biraz güzel şeyler yazıyoruz onlara. Bizim burada okulda, okullarımızda, sınıflarımızda rahat okuyabilmemiz, esnaflarımızın rahat çalışabilmesi, kısacası Türkiye'de 70 milyon insanın mutlu, refah içinde yaşaması için canlarını feda ederek bizim için çarpıyorlar, çarpışıyorlar, savaşıyorlar. Biz de okul aile birliğimiz, öğrencilerimiz Suriye'nin Elbap şehrinde terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşan kahraman Mehmetçiklerimizin moralini düzeltmek, onlara küçük bir nebze moral vermek, onların moralini, kabiliyetini artırmak için Safranbolu'nun yöresel ilin ürünlerinden oluşan küçük hediyelerimizi onlara takdim etmek için bu projeyi yaptık. Bu proje kesinlikle bir yardım projesi değildir. Çünkü devletimiz oradaki askerlerimizin her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Bizim buradaki amacımız sadece o askerlerimiz ülkemizden giden çocuklarımızın yazdığı mektuplarla moral bulması, yöresel ürünlerimizle kendilerini memleketlerinde hissetmeleri, moral seviyelerini yükseltmek için küçük bir projedir. Sevgili asker abilerim, ben Safranbolu Karaaltı İlkokulu'nun da okulunda 3A sınıfında okuyorum. Benim babam da asker, jandarma, subay. Ben sizin gibi asker olmak istiyorum. Her gece sizin devletimizi koruduğunuzu hayal ediyorum. İnşallah siz bu devleti korursunuz. Ben sizi çok seviyorum. Siz bizim çalışmamızı, geleceğimizi koruyorsunuz. Her gece sizin savaşı kazandığınızı umut ediyorum. İnşallah savaşı kazanırsınız, devletimize sağ salim gelirsiniz. İnşallah. Gerçekten Safranbolu dünya miras kenti bir Kadir Çinarsızlığını tekrar gösterdi. Suriye'de, Elbap'ta, o bölgede kahramanca savaşan askerlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha göstermiş oldum. Malumunuz ülkemiz 15 Temmuz'dan sonra ciddi sıkıntılar ve bunalımlar geçirdi ama inşallah bu sıkıntılar bertaraf edildi. Biz bunu özetle şöyle söyleyebiliriz de, biz 15 Temmuz'dan sonra kıyama kalktık ve kıyamda durmaya devam ediyoruz. Bu da bunun bir göstergesi. Buradan Safranbolu'dan bizim yüreklerimizin de kalplerimizin de onlarla aynı anda beraber attığını gösteren küçük ama anlamlı bir örnek oldu. Arabanın kasa içinde bulunan. Abiye verin bakayım paketleri. Evet, kutu verin çocuklar orada. Çocuklar alın, ha, verin içeriye bunlar. Hüseyin Bey'in ikini söyledi. Tamam bak, polisin birini alalım. Sadece çocuklar vereyim. Sen daha iyi. Biraz daha kapalı. Bak, bu tarafa da bak.